Aşağıdaki dik üçgenin kenar ve açılarını bulun, uzunlukları onda birler basamağına yuvarlayın demişler. İyi demişler. Yani üçgenin kenar uzunluklarını hesaplayacağız. A neymiş, B neymiş bulacağız. Ama aynı zamanda bu dik üçgenin açılarını da bulmamız gerekiyor. İkisi zaten verilmiş, belki oradan üçüncüsünü de hesaplayabiliriz. Bunu yapmanın bir dolu yolu var. Ben önce DE kenarını yani A uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Bir ipucu vereyim, hesap makinesi kullanabilirsiniz ve hesap makinesi kullanırsanız trigonometrik fonksiyonlardan da faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyonları uzun uzun işledik. Şimdi size birkaç saniye veriyorum, a'yı nasıl bulabileceğinizi bir düşünün. Şimdi ne biliyoruz? Buradaki y açısını biliyoruz mesela. y açısının komşu kenar uzunluğunu biliyoruz. Ve a, y açısının karşı kenarı. Karşı ve komşu kenarları içeren trigonometrik fonksiyonumuz hangisiydi? Karşı ve komşu kenarlar. Y açısına göre bu karşı kenar, bu da komşu kenar. Hatırlayamadıysanız, skah koko takako kısaltmasına, skah koko takako kısaltmasına başvurabilirsiniz sinüs'te karşı ve hipotenüs var. kosinüs'te komşu ve hipotenüs var. tanjantsa karşının komşuya bölümü demek, bölünmesi demek. O halde şöyle diyebiliriz. 65 derecenin tanjantı tanjantı eşittir karşı kenar uzunluğu yani a bölü komşu kenar uzunluğu. Şekilde 5 birim olarak verilmiş zaten. Peki a'yı nasıl bulacağız? Hesap makinesiyle tanjant 65'i bulacağız, sonra denklemden a'yı çekeceğiz. a'yı yalnız bırakmak için denklemin her iki tarafını önce 5 ile çarpalım. 5 çarpı dedik, buraya da çarpı 5 dedik. Bunlar birbirini götürdü. Denklemi tersten yazarsak, a eşittir 65 derecenin tanjantı olur, değil mi? Artık hesap makinemizi çıkarıp bu uzunluğu onda bir hassasiyetle hesaplayabiliriz. Değil mi? Soruda öyle denmişti. Evet, emektar makineyi çıkardık. 5 çarpı tanjant 65 derece. Soruda istendiği üzere sonucu onda birler basamağına yuvarladığımda 10,7'ye ulaşıyorum. O halde a eşittir, yaklaşık eşittir diyelim, yaklaşık olarak eşittir 10,7 birim. Yaklaşık diyorum çünkü sonucu yuvarladım. Tam sonuç bu değil yani. Ama A eşittir 10,7 birim dememizin hiçbir mahsuru yok. Şimdi bu uzunluğun yaklaşık olarak 10,7 birim olduğunu bildiğimize göre, b'yi birkaç farklı yoldan bulabiliriz. Siz istediğiniz yoldan gidin, ben de istediğim yoldan gideceğim. Haha. Ha. Sorum şu, DF kenarının uzunluğu nedir? Yani b'nin değeri kaçtır? Bunu birkaç yoldan bulabiliriz. Bu kenar hipotenüs komşu bölü hipotenüse veya karşı bölü hipotenüse eşit olan karşı bölü hipotenüse eşit olan trigonometrik fonksiyonlardan faydalanabiliriz. Ya da doğrudan Pisagor teoremini kullanırız. Bu yolla bir dik üçgenin iki kenar uzunluğunu biliyorsak üçüncüsünü de bulabiliriz. Ama ben trigonometrik oranları kullanacağım çünkü bir süredir bu konuyu işliyoruz. Şimdi, B uzunluğu hipotenüsün uzunluğudur dedik. Yani DF kenarı hipotenüstür. Burada istediğimiz fonksiyonu kullanabiliriz. Karşı bölü hipotenüsten de çözebiliriz, komşu bölü hipotenüsten de. Bunu kullanırsak bu yaklaşık değerle uğraşmak zorunda kalmayız. O yüzden öyle yapalım. Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu dedik. Karşı bölü komşu hangi trigonometrik fonksiyona eşitti? Kosinüs dedik değil mi? O halde şöyle diyebiliriz. Kosinüs 65 eşittir komşu kenar uzunluğu, yani 5, bölü hipotenüsün uzunluğu, yani b. Şimdi buradan b'yi çekmeye çalışabiliriz. Her iki tarafı b ile çarpalım. Her iki tarafı b ile çarparsak, b çarpı kosinüs 65 eşittir 5 olur. b'yi yalnız bırakmak için de her iki tarafı kosinüs 65'e bölebiliriz kaç olduğunu hesap makinesiyle bulacağız ama sonuçta bir sayıya eşit olacağını biliyoruz. O halde her iki tarafı 65 derecenin kosinüsüne bölersek geriye şu kalır. b eşittir 5 bölü kosinüs 65. Şimdi hesap makinemizi çıkarıp b'nin kaç olduğunu bulalım. b eşittir 5 bölü 65 derecenin 65 derecenin kosinüsü onda birler basamağına yuvarlarsak 11,8 sonucuna ulaşıyoruz. O halde b eşittir 11,8 diyebiliriz. Onda birler basamağına kadar yuvarlanmış hali bu. b eşittir 11,8. Evet, üçgende neredeyse çözülmedik yer bırakmadık. Bu sonuca tabi Pisagor teoremini kullanarak da ulaşabilirdik. Ne derdik o zaman? 5'in karesi artı 10, karesi eşittir b kare derdik ve yine aynı sonucu elde ederdik. Şimdi geriye bir tek d açısının ölçüsünü bulmak kaldı. d açısı bu. İsterseniz birkaç saniye düşünün bakalım d açısı neymiş. Bu çok basit, burada şunu hatırlamanız gerekiyor. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Yani d açısı artı 65 derece, yani bu açı, artı dik açı, yani 90 derece eşittir 180 derece olmalı. Denklemin sol tarafını sadeleştirelim. 65 artı 90, 155 eder. Yani d açısı artı 155 derece eşittir 180 derece olur. Denklemin her iki tarafından 155 çıkarırsak d açısının 25 derece olduğunu buluruz. İşte bu kadar. Aşağıdaki dik üçgenin kenar ve açılarını bulun dediniz, biz de bulduk. Şahane.